Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresi 80-84. Ayetleri değerlendireceğiz. Bu bölüm peygamber kıssalarından bir başkasıyla alakalı. Hazreti Lut'un kıssası, kavmiyle olan macerası özet bir şekilde, kısa bir şekilde burada bize takdim ediliyor. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim zamanında yaşamış, ona tabi olmuş. Ardından kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiş. Ve Hazreti Lut'tan Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bahisler var. Ve kavminin özellikle homoseksüelliği, eşcinselliği ayet-i kerimelerde nazara veriliyor. Bunlar daha önce başka bir toplumda görülmemiş bir şekilde eşcinsel bir topluluk. Ve Hazreti Lut bu noktada kavmini hayli uyarıyor. Günümüze bakan yönüyle bunun önemi şu açıdan değerlendirilebilir. Bugün dünyanın bazı ülkelerinde eşcinsellik kanunen de meşru kabul edilmiş. Erkek erkeğe, kadın kadına evlilikler kanun perdesi altında kabul edilmiş. Ve diğer ülkelerde de tartışılıyor. Eşcinsellik normal bir şey kabul edilmeli mi yoksa edilmemeli mi? Bu tartışılıyor. İslami yönden, Kur'an'ı perspektiften baktığımızda bunun bir cinsi taşkınlık olduğu ve dengesizlik olduğu apaçık ortada. Allah-u Teala insanları kadınlı erkekli olarak yaratmış. Kadın ve erkekte birbirine meyil yaratmış. Bu meylin neticesinde iki taraf hem imtihan ediliyor, cinsellikle imtihan ediliyor, hem de netice itibariyle yuva kurduklarında bir aile yuvası kurduklarında gelecek nesiller o aile yuvasında yetişiyor. Ama kadın kadına beraberlik veya erkek erkeğe beraberliğin tenasül diye bir şeyi söz konusu değil. Sadece kendilerine göre süfli bir takım zevk vardır ve o süfli zevk için böyle bir beraberlik söz konusudur. Bu fıtrata aykırıdır. İnsanın kadınla erkekli yaratılmasına aykırı olan bir durumdur. Günümüzün de bu ciddi bir meselesidir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssa zamanımızda da bir takım meselelere ışık tutmakta ve onlarla alakalı bir bakış bize kazandırmaktadır. Ve Lut'an ve Lut'u da gönderdik ila kavmihi, yani Lut'u da gönderdik izgâle li kavmihi, kavmine şöyle demişti: ete'tûne l-fâhişe, siz bir çirkin bir şeye mi varıyorsunuz? Çirkin bir şey peşinde misiniz? مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, alemlerden daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmaya cüret mi ediyorsunuz? Demek ki o zamana kadar belki münferit planda homoseksüeller olabilir ama toplu halde bunu meslek haline getiren, toplu halde bir bozulma başka bir yerde görülmemiş. Ama Lut'un kavminde bu toplu halde kendini gösteriyor. Ve yaygın bir fuhşiyat olarak kendini göstermekte. İnnekum lete'tûne ricale şehveten min dûnin nisa. Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvet duyuyorsunuz. Bel entum kavmun musrifun. Bilakis siz müsrif bir kavimsiniz. Aşırı giden, israf içinde olan bir kavimsiniz. Kadın ve erkek evlenir ve bunun neticesinde ailevi beraberlikleri olur. Çocukları dünyaya gelir. Ve böylece yeni nesiller devam eder. İnsanlık bu şekilde hayatını devam ettirir. Ama erkek erkeğe bir beraberlik, homoseksüel bir toplumdan nesil meydana gelmeyeceği ortadadır. İşte bunu önce başlatan Lut kavmi olmuş. Toplu halde bunu başlatan onlar olmuş. Ve sonrasında da belki o derece toplu halde değil ama yine devam etmiş. Günümüzde de devam eden bir fuhşiyat. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ, kavminin cevabı ancak şu oldu: اِلَّا اَنْ قَالُوا, şöyle demeleri oldu: اَخْرِجُوكُمْ اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ, onları kariyenizden çıkarınız. Yani Hazreti Lut'u ve ona tabi olanları beldenizden çıkarın. İnnehum unasun yetedahharun,
Onlar çok tertemiz insanlar. Tabii bunu söylerken dalga geçerek söylüyorlar. Yani onlar çok temiz insanlar. Dolayısıyla bizim aramızda durmalar uygun değil. Onları çıkarın. Burada hayat felsefelerinin çarpıklığı aslında söz konusu. Yani yarasa ışıktan rahatsız olur. Işık kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Ama yarasa açısından baktığımız zaman yarasa bundan rahatsızlık duymaktadır. İşte erkek ve kadının meşru nikah yoluyla bir araya gelmesi normaldir. Allah'ın da muradı budur. İnsanları o şekilde yaratmıştır. Ama erkek erkeğe bir beraberlik, bu temiz bir iş değildir. Fıtrata da aykırıdır. İnsanlığın da zararınadır. Çünkü böyle bir beraberlikten nesil meydana gelmeyecektir. Nesiller kuruyup gidecektir. İşte Hazreti Lut'un kavmi bakıyorlar ki Hazreti Lut kendileriyle çok uğraşıyor. Kendi adamlarına diyorlar ki bunları çıkarın kendi diyarınızdan. Bunların sizinle beraber olması uygun değil. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Ve bunu söylerken dalga geçerek söylüyorlar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ Biz onu ve onun ehlini kurtardık. اِلَّمْ رَأَتَهُ Ancak hanımı bundan müstesna. Burada ibretlik bir durumla karşı karşıyayız. Hazreti Lut bir peygamber ama onun hanımı ona iman etmiş değil. Demek ki böyle olabiliyor. Yani Hazreti Lut herkese Allah'ın dinini anlatırken hanımını anlatmamış değildir. Hanımına da elbette anlattı. Çünkü en fazla hanımıyla beraberdir o kavim içerisinde. Ama buna rağmen hanımı bir hiyanet içerisinde oluyor. Namus noktasında aldatma değil. Kitaplarda buna dikkat çekilmiştir. Ama inanç noktasında kocası gibi değil. Yani Hazreti Lut gibi değil. Kavmi gibi inkarcı bir insan. Ve Allah-u Teala ehlini kurtaracağız diyor, aileni kurtaracağız diyor. Ancak hanımın müstesna diyor. O diğerleriyle beraber helak olacak. O diğerleriyle beraber azabı çekecek. Kânet minel gâbirin ve Lut'un karısı geride kalanlardan oldu. Ve geride kalıp helak edilenlerden oldu. Ve emtarna aleyhim matara onların üzerine bir yağmur yağdırdık. Burada yağmur onların üzerine gelen yağmur gibi felaketi anlatıyor. Yoksa doğrudan yağmurun kendisi değil. Yani yağmur yağar gibi taş yağmuruna tutuldular. Beldelerinin altları üstlerine getirildi. Bu anlamda açıklanmıştır. Fenzur artık bak keyfe kâne âgibetül mücrimin böyle bir günahı işleyenlerin akıbeti ne olduğuna bak. İşte bunlar Sodom denilen yerde yaşamışlar. Hazreti Lut'un kavmi. Ve Sodom bugün de yine dikkat çeken bir yerdir. Lut Gölü suyundan istifade edilmeyen çok değişik özellikleri olan bir yerdir. Kur'an-ı Kerim bir ibret tablosu olarak bize bunu gösteriyor ve onların feci akıbetini bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde anlatıldığı üzere Allah-u Teala onların beldelerinin altını üstüne getiriyor. Üstünü alta getiriyor ve rivayetlerde anlatıldığına göre Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a emrediyor. Cebrail Aleyhisselam onların beldelerini havaya kaldırıyor, ardından yere bırakıyor. Ve böylece hem çok şiddetli bir sarsıntı meydana geliyor, hem gökten başlarına taş yağıyor ve böylece o zalim kavim helak ediliyor. Bütün bunlar bize şunu göstermekte, alemlerin Rabbinin aynı zamanda celali var. Yani insan alemleri yaratan, İnsanları yaratan Yüce Allah engin bir merhamet sahibi. Sonsuz bir merhamet ve şefkat sahibi. Ama bu insanda ortalığı fesada vermek, kan dökmek, bir takım günahlara dalmak gibi özellikler de var. İnsanın tabiatında bu var. İnsanda nefis var. Nefsi körükleyen şeytan var. Ve şeytan tarih boyunca insanları saptırmaya çalışıyor. İşte şeytanla alakalı ayetlerde Allah-u Teala bize şunu bildiriyor. Şeytan diyor onlara amellerini süsleyecek. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ
şeytan onlara yaptıkları amelleri süslü gösterecek. Gerçekten şeytan her türlü pisliği insanlara yaptırıyor ama yaptırırken de bu bir kötülüktür, bu bir günahtır demiyor. Siz güzel şeyler yapıyorsunuz deyip adeta onları teşvik ediyor. Ve tarih boyunca insanlar şeytana aldanmışlardır. İşte o aldanan topluluklardan birisi de Lut kavmidir. Hazreti Lut'un kavmi. Bunlar Sodom denilen bölgede yaşamışlar. Homoseksüel bir topluluk olarak yaşamışlar. Neticede böyle bir azapla karşı karşıya kalmışlardır. Belki hatıra şu gelebilir. Allah-u Teala tarihte bu gibi kavimlere cezalarını vermiş. Günümüzde de homoseksüeller var. İşte dünyanın bazı devletleri kanunen de bunların beraberliğini meşru kabul ediyor. Hatta televizyonlarda bunlarla alakalı açık oturumlar yapılıyor. Ve bu açık oturumlarda bunlar yaptıkları şeyin sanki çok normal bir şeymiş olduğunu savunmaya çalışıyorlar. Bunun bir cinsi sapma olduğunu itiraf etmek istemiyorlar. Allah-u Teala kadın ve erkeği birbiri için yaratmışken bunlar başka bir mecraya sapmaya çalışıyor. Ve günümüzde bunlar hayli tartışılıyor. Ama insanın dünyaya gönderiliş gayesi, insanın şeytanla imtihan edilmesi, bu gibi noktalardan baktığımızda bu gibi şeylerin bir taşkınlık olduğunu, cinsi bir sapma olduğunu çok net olarak görebiliriz. Ve bu noktada belki ailelere de düşen önemli bir görev şu: kız çocuklarını kız olarak yetiştirmek, erkek çocuklarını da erkek olarak yetiştirmek. Mesela bir erkek çocukluğunda böyle kız oyuncaklarıyla yetişirse onda o yönde bazı şeyler gelişebilir. Tam erkek olamaz ve bir nevi tabiatında kadınlık hissedebilir. Veya bir kız çocuğu erkeksi bir tarzda yetiştirilirse her ne kadar kendisi kız olmakla beraber tabiatında, isteklerinde bir nevi erkeklik duygularıyla olabilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani anne babaların çocuklarda cinsi kayma, cinsi sapma olmaması için özen göstermeleri, onların kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat etmeleri, daha böyle küçüklüklerinde ne gibi şeylerle oynuyorlar, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yoksa Allah korusun, normalde fıtrat, salim bir fıtrat olarak insana verilmişken o fıtrattan kayma olabilir, o fıtrattan şuzuz olabilir ve bunun neticesinde bir kısım insanlar meşru olan şeyler yerine gayrimeşru beraberliklere meyledebilirler. Kadın kadına, erkek erkeğe, gayrimeşru beraberliğe insanlar meyledebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gerekiyor. Hatta alimler şuna da dikkat çekiyorlar. Mesela diyelim sima itibariyle daha güzel olan genç çocuklarla beraber kalmamak. Onlarla elbette görüşülecek, konuşulacaktır da ama bir kadınla beraberlikte dikkat edildiği gibi bu meselede de dikkat edilmesi hususunda kitaplarda hatırlatmalar yapılıyor. Demek ki insanlar tarih boyunca fıtrattan sapabilmekte, Allah'ın koyduğu ölçülerden dışarıya çıkabilmekte ama bunun neticesinde de ilahi azapla karşı karşıya kalabilmekte. Alemlerin Rabbinin her şeyi kuşatan bir rahmeti var ama Allah-u Teala'nın aynı zamanda çok şiddetli bir azabı da var. İşte Lut kavminin gözler önündeki hali, ibretlik hali bunu bize göstermektedir. Ve Lut Gölü'nün şu anda üzerinde hiçbir canlının olmaması, o bölgenin de adeta lanetli gibi olması, bu da çok ibretlik bir durumdur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi kavimlerin helak edildiği yerlerden geçerken fazla orada durulmamasını, hemen hızlıca, süratlice oradan geçilip gidilmesini ashabına tavsiye etmiştir. Ama diyelim insanlar bir ibret levhası olarak oradan geçerler, görürler ve onlar gibi olmama hususunda kendilerine dikkat ederler. Kur'an-ı Kerim Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi, Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Şuayb'ın kavmi gibi değişik böyle insan topluluklarının maceralarını bize anlatıyor. Bunların her birinin
helak edilme sebepleri farklı olabilir. Bunların her birisi değişik günahlardan dolayı helak edilmiştir. Demek ki günah insanı helake götüren bir yoldur. Her ne kadar nefis bunu istese de, her ne kadar şeytan bunu körüklese de insan bunun önünde durabilmeli ve günahtan uzak kalabilmelidir. Günahtan uzak kalabilmek tertemiz bir hayatı netice verir. Günahlar pisliktir. İnsan nasıl lağım suyu içmez, tertemiz suyu içmeyi tercih eder. Günahlar da bir pisliktir. Ona sahip çıkılmaması gerekir. Ancak insanın nefsinde süflilik de var. Süfli zevkler, süfli duygular var. İnsan bu duyguların etki alanına girdiğinde nefis gittikçe kabarır, gittikçe şımarır ve şeytan da tahrik ettikçe daha böyle günahlar kendisine hoş gelmeye başlar. Affedersin, bir pisliği baklava zannedip de yiyen kimse gibi pek çok insan bu gibi pis şeyleri sanki bir marifet gibi yapabilir. Günahın savunulabilir aslında bir mantığı yoktur. Çünkü günah insan fıtratına terstir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi şeyi günah olarak nitelemişse insan buna tenezzül etmemelidir. Bunun bir pislik olduğunu net bir şekilde bilmelidir. Bunu bilmediği zaman kendini koruyamayabilir. Meylettiği zaman gerekli tedbiri almazsa o günaha günün birinde düşebilir. İşte ahir zamanda günahlar çok yaygın. Dünyanın her tarafında her türlü çirkin şeyler, her türlü günah işler yapılmakta. Televizyon bunların görüntüleriyle dolu. İnternet bunların görüntüleriyle dolu. Bu kadar günahlı bir ortam içerisinde tertemiz kalabilmek, günahlardan uzak bir şekilde yaşayabilmek imkansız değil ama zor da bir durum. Bu durumda günümüz şartlarındaki insanlar çok daha fazla Allah'a iltica etmeli. Allah'a yalvarmalı. Günahlardan tertemiz olmak için, o günahlara düşmemek için yalvarmalı. Bir yolda giderken eğer yolda çukur falan yoksa süratli bir şekilde gidebiliriz. Ama o yolda yer yer çukurlar varsa daha dikkat etmek gerekir. Yoksa süratli gideyim derken bir çukura insan düşebilir ve bir uçuruma yuvarlanabilir. Ahir zaman günah çukurlarının çok olduğu bir dönem. Günah belki de tarihin hiçbir döneminde bu kadar aleni değildi. Bu kadar çirkin bir şekilde her tarafta yaygın değildi. Günümüzde ise çok yaygın. Bu durumda günümüz insanının günahlar hususunda daha dikkat etmesi, daha hassas olması gerekiyor. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü günahlardan, taşkınlıklardan muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.